Sevgili izleyenler, dinimizde kumar, şans oyunları, içki ve benzeri kötü alışkanlıklar haram. Peki şöyle bir baktığımız zaman aslında buradaki kuyruk nedir? Buradaki kuyruğun amacı nedir? Dinimize bunlar haramken Müslüman bir ülkede, Müslümanların yaşadığı bir ülkede bu kuyruğun asıl amacı nedir? Neyi bekliyoruz? Ne için sıraya girdik? Neyden ümit ediyoruz? Neye minnet ediyoruz? Soracağız vatandaşlarımıza. Ne için sıra beklediklerini aslında hepimiz biliyoruz. Malum yeni bir yıl yaklaşıyor. Yeni yıldan beklentileri nelerdir vatandaşlarımızın diye soracağız. Aslında cevabı biliyoruz buradaki vatandaşlarımızın. Yılbaşı biletinden beklentileri var. Peki Allah'ın haram kıldığı bir şeyden beklenti ummak ne kadar doğru? Hep birlikte soralım. Yılbaşı yaklaşıyor. Yeni yıl bileti alacaklar. Bakalım yeni yıl biletiyle neler yapacaklar? Haramla helal olur mu? Soralım. Merhabalar. Memleket neresi? Sivas. Yeni yıl bileti için sıraya girdik. Girdik ama boş. Niye? Bakalım hele. Çıkmayacak mı? Çıkmayacak. Niye bekliyoruz sıra? İşte bir umut. Peki çıksa ne yapacağız o parayla? Ne yapacağız? Fakir fukaramıza vereceğiz. Ondan sonra askerimize vereceğiz. Şuraya buraya vereceğiz. Bir sevap. Evet. Peki haramla helal olur mu? Abi soluna gel, soluna gel, soluna gel. Helal da olmaz. Peki niye yapıyoruz? İşte yapıyoruz. Soluna gel. Yapıyoruz. Merhabalar efendim. Yeni yıl biletini bekliyoruz. Evet bekliyoruz bakalım kime çıkar acaba? 70 milyon size çıksa ne yapacağız o bilet? Bize çıkar yerini bulmuş şimdi şey yapmışlar hepsi şimdi yerini bulmuş gitmiş şimdi gidecek. Ne olacak o parayı ne yapacağız nereye harcayacağız 70 ne milyon yapacağım? Çıktı. Ben bulbul yiyeceğim ne yapacağım? Yiyeceğiz mi? Evet. Nerelere harcayacağız? Valla işte zevkimize göre bir takılacağız ev alacağız ne bileyim çocuklar işte gelecek istikbarlar için. Yardım yok mu yardım? Yardım. Ya yardım ele olmuş kime yardım edeceksin? Kime ediyor bak yerini bulmuş gidiyor zaten. Peki siz ne yapacağız 70 milyon size çıksa? Önce Mehmetçiklere yardım edeceğim. Mehmetçik hem bir sevaba girdik. Aynen sevaba gireceğiz çünkü evlatlarımız cephede savaşıyor bir. Peki Allah'ın haram kılmış olduğu bir parayla Mehmetçiklerimize yardım olur mu? Ya baksana her taraf haram. Ama siz şu an buna ortak oluyorsunuz. Ne ortak değil ya ortak değil ortak olan bir şey değildir. Bu ki çekiliş bir şans meselesi. Şans dinimizde şans haram. Ya Allah aşkına sen şimdi de onu şey yapma. Efendim? Haramdır. Haram değil mi? Evet. İşte hadi gidelim bir, o zaman. Bir hayal. Haram diyorsun hadi gidelim o zaman. Bir hayaldir. Bir hayal. Öyle hayal olur mu? Olur işte. Müslüman hayallerle mi? Yok valla Müslüman hayallerle. Hadi gidelim abi gel. Gidelim. Sen de işte gidelim. Valla. Gidelim. Ne? Biz almayacağız. Ben. He? Almayacağım. Canım yok gelmişim alacağım. Ama sıra. Hadi gel kaçalım yavaş. Sabahın 4'ünden beri buradayım. Efendim? Sabahın 4'ünden beri. Sabah 4'ten beri Milli Piyango sırası mı bekliyorsun? Evet. Sabah 4'ten. Evet. Ya. Ve şansa bırak. Evet, şansa bırakıyoruz. Sabah 4'ten beri dua etseydin abi belki daha. Ben duayı namazımı kıldım öyle geldim. Namazı kıldın geldi. Gel abi gel. Seni alayım ben buradan götüreyim buradan. Ciddi mi? Gel. Ya ama ben geldim o hayaller nasıl olacak peki? Allah'a dua et. Ya valla Allah'a dua et. Çocuğun var mı? Valla torunlarım var. Olur mu? Şimdi sen parayı verdin. Evet. Başkası da parasını verdi. Çocuğun onun çocuğunun parasını rızkını sen mi aldın? Yok. Hayır gelir mi? Allah yok Allah hayır gelir. Hayır gelir. Yok hacı Allah. Allah demiş Peygamber Efendimiz demiş ki kim bir kavme benzerse o da onlardan. Doğrudur aynen öyle. Şimdi sen hangi kavme benziyorsun? Ben Müslüman kavme. Gel gidelim buradan. Ya çıkarsa. Bak şeytan konuşuyor ya çıkarsa. Ya çıkarsa. Ya çıkarsa. Neresi? Hayaller büyük. Van. Hayal nedir? Ne yapacaksın ya? Kaç yaşındasın önce, abi? Önce. Kaç ne hayal abi? Hayal çok. Sizin ne hayaliniz var? Benim eğitimimde kullanacağım ben. Eğitimde ne olmak istiyorsun ileride? Ben avukat olmak istiyorum. Avukat olmak istiyorsun. Eğitimde avukatlık yani para verip avukat mı olacaksın? Nasıl olacak? Ya hayır da yine. Zaten o kadar paran olduktan sonra avukat olmana gerek yok. Ya her şey pahalı işte büro şeyleri, ofis eşyaları, mobilyalar her şey pahalı yani. 70 milyon mu tutuyor? Ya 70 milyon ben çeyrek alıyorum ya 70 milyon. Kaç milyon tutuyor? İşte 4'te biri geliyor kaç geliyorsa. O kadar parayla sadece avukatlık için mi? Ya ne bileyim yani yurt dışına falan da gidilir, yatırım yapılır yani. Haram hakkında. Ya herkesin kendi görüşü bence. Şey herkes, yapmamak gerekiyor evet. Peki abi diyor ki hayaller büyük yani hayaller harama göre daha mı baskın? Abi Allah aşkına şimdi sen onu niye karıştırıyorsun ki? Burada sıra bekliyoruz bak burada cami var burada. Herkes bekliyor. Ya şimdi camiye de gideceğiz. Hoca çağırdı gideceğiz şimdi. Hoca gel diyor. Gel mi gitmezsek olmaz. Allah da buradan git diyor. Ya Allah aşkına. Ya onu da karıştırmasın diyor. Camiye ne gidiyor? Allah gel diyor. Ya gideceğiz. Allah Allah. Allah buraya gel diyor. Buraya git.
gitme diyor. Onu ona karıştırma. Doğru mu? Doğru. Sen abi işten işe doğru doğru diyorsun, yine de gidiyorsun. Eyvallah, ne yapalım, artık bir hayalına gelmişsin, bana belki hayalına bir şeyler olur da. Peki bir şey diyeceğim, şimdi başkasının rızkını yemek doğru mu? Yo vallahi en kötü oldu, en kötü şey, şimdi... dinimizden en kötü şey oldu. Kaç yaşındasın abi? Ben 54 yaşındayım. Kaç yıl yaşayacaksın daha, bakalım ortalamını yaşamak. Yani eğer hani herkesin eceli yarın da ölebilir. Burada da ölebilir. Yani yaş bir... ortalamasına göre en fazla 60 yaşına mıydın? Ben 63'ten fazla istemiyorum yaş. Şu an kaç yaşındasın? Ben 54 yaşındayım. En fazla kaldı 40 yılın yani, o da maksimum değil. Allah gösterme 40 yıl gitmez. Ben 63 yaştan fazla daha erken istiyorum. Istiyorsun. Evet. El ayağına düşeceğim. 10 yıl sonra ölmek istiyorsun. Evet. Niye? Öyle yeter, ben fazla bu dünya gidikçe zaten kötüye gidiyor. Bak görmüyor musun? Biz Allah için gidiyoruz. Vallahi yaşadıkça harama gidiyor. Evet, doğrudur. Şimdi şöyle, tamam kimse peygamber değil, haram işlenir. Tabii ama. Hani işlememeye çalışılır ama. Vallahi ben sana söyledim. Peygamber değil, biliyor musun? Biz ona olamayız ama insan her şeyi biliyor. Bildiği için de yapmamamız lazım. Kula mı kulluk edeceğiz yoksa Allah'a mı? Allah'a. Kul nedir? Şu an ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz şu an? Sıra nereye? Pislik yerine gidiyoruz. Nereye? Haram yerine. Haram yerine. Niye gidiyorsun abi? Valla haram çok iyidir. Onun tatlıdır. Onun için haramlar tatlıdır. Ama nefsin sana bunu tatlı kılıyor. Şeytan kandırıyor bizi. Şeytan kandırıyorsa gel gidelim buradan. Valla ben bir şey... Dur ben bir şey... Evet sevgili izleyenler, şu anda kuyruk bir hayli uzuyor. Vatandaşlarımız kuyruğa girmeye devam ediyor. Soralım, sormaya devam edelim. Bundan önceki programlarımız adı yılbaşı programlarının yeni yılda ne yapacaksın sorularını sorduk. Fakat buraya da gelmek doğru olacağını düşündüm. Buraya gelip vatandaşlarımıza sorular sormanın. Sormaya devam ediyoruz bakalım. Merhabalar ablam, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yılbaşı bileti almaya geldik. Evet. Sıraya girdik. Evet. Ne yapacağız yılbaşı bileti? Torunlarımla olursa torunlarımla. Kalıyor daha kalıyor. Torbalak bütün sülale yedici. Torbalara sülaleye hep verir. Hepsine yeter. Evet hep. Başka hayır işlemeyecek miyim? Ya ne bileyim, bunu hayra pek şey yapmıyorum da sülaleye işte hayır gibi olur aynı. O zaman sen sülaleni sevmiyorsun. Niye sevmeyeyim yani, onlara veririm hep. Yani sülalesini hayır olmaz diyor, haramla hayır olmaz diyor ama haramla torunlarını yedirecek. Kardeşlerime, torunlarıma işte veririm ya, hayır, ne yapayım. Ama şimdi haramla helal olmaz, sen bunu geliyorsa akrabana yedirtiyorsun bir de. Nasip bayım, nasıl bu sefer. Ama bu nasip değil ki, bu şans oyunu. Haram. İşte şansa. Şans haram. Yani haram helal neyse olur bunlar. Peygamber Efendimiz kim bir kavme benzerse o da onlardandır demedi mi? Öyle dedi ama. Ne sırasındayız şu an biz, neredeyiz? Girdi, ben de girdim. Sen söyle gel. Ama bunu biz çıkartmadık ki yani, devlet çıkartmış bunu. Tamam, Allah yasak etmiş. Allah yasak etmiş ama biz de yani bir şansımızı değerlendirmek istiyoruz. Tamam. İşte suhusi gelmedik yani. İşimiz düştü, alalım dedik. Şansımızı deneyelim. Evet deneyelim dedik yani. Neyi deniyorsun? Harama bir gideyim bakayım var mı? İçin rahat edecek mi harcı? Seni rahat edecek mi? Nerede? Bu sıranın sonu nerede? Bu sıranın sonu bilmiyorum abla. Git istersen biraz. Sen bilmiyorsun. Evet. Sen için rahat edecek mi harcak? Benim içim rahat eder ya. Benim Allah'la aramdaki şey. Konu. Nereden biliyorsun? Ya, ben kendi ibadetimi yapıyorum yani. Efendim? İbadetimi ediyorum. Allah'la benim konum. Yani. Ediyor. Akşam buraya geliyoruz. Akşam buraya gelen bilmiyorum. Burada sıraya ibadet ettik, geldik, cami burada zaten, geldik sonra. Biliyorum ya. Evet, o ayrı, bu ayrı. Nasıl ayrı? Aynı din, aynı Kur'an, aynı Allah, aynı peygamber. Ne yapalım, şansımızı deniyoruz herkesle beraberiz. Biz de ayrı değilik ki yani. Ne yapalım? Göz göre göre gidiyoruz. Gidiyoruz yani. İçin rahat mı? Allah affetsin, çıkarsa eğer. Ne yapalım? Öyle olur mu ama ya? Affediyor. Affeder mi sen böyle dersen? Şansa olur. Sen böyle dersen Allah affeder mi? Eder. Emin misin? Nasıl olsun? Başkasına şey yapsın ne olur, niye şey yapıyor, akşam televizyona çıkıyor ya. Peki tamam, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet merhabalar. Merhaba. Yılbaşı bileti sırası burası. Evet. Ne düşünüyorsunuz, nasıl bir ortam var bu? Valla benim alakam olmayan bir ortam. Nasıl bir his yani, baktığımız zaman sıranın ucu gözüküyor mu? Valla internetten falan görüyoruz da herhalde gözükmüyor. Gözükmüyor. Ne düşünüyorsunuz yılbaşı biletiyle alakalı? Ya ben yani hiç hayatımda almadım ondan sonra. Bir de buradakilerine mesela ekmek arası, domuz eti dağıtsanız ne yaparlar acaba? Yani onu kesin hiçbir bir tanesi de yemez burada. Yemez, niye? Yemez çünkü haram. Peki bu da haram yani, bu daha mı cazip geliyor? Yok hayır, yani haram haramdır ya, yani o da haram bu da haram ama işte insanlara biraz daha tatlı geliyor zannedersem.
İnsanlara biraz daha tatlı geliyor. Peki ama bu dünyaya kaç yaşınızdasınız? Ben 45 yaşındayım. Şimdi 45 yılın nasıl geçtiğini, böyle uzun uzun mu geçti 45 yıl? Bitmedi mi? Yok, bir anda sanki. Bir anda evet, geçti evet, yani. Evet. Ben de aynı, ben de daha küçükken, evet, daha yeni yani sokakta top oynuyordum. Annem beni akşam ezanında eve çağırıyordu. Şimdi bir anda da geldim bu yaşıma. Bir anda da senin yaşına geleceğim biliyorum. Evet. Ve bir anda da öleceğiz. Evet, aynen öyle. Yani belli değil günü. Evet. Şimdi bu sıraya girdikten sonra, bu bileti aldıktan sonra, o çekiliş yapıldıktan sonra ya ölürsek hemen? Aynen öyle usta. Tövbe etmeye bir şansımız kalmazsa, yani tövbe etsek de Allah affeder mi bilmiyorum. Ya merhamet. Kimsenin garantisi yok ama yani tövbe etseler Allah illaki affeder inşallah da. Ama edebilirler mi acaba? Ya da şu düşünce doğru mu? Hani Allah beni affeder. Hani daha demin söylendiği gibi. Nasıl olsa Allah beni affedecek, ben sonradan tövbe ederim. Yani haşa, kimi kandırıyorsun? Ya zaten ayette de diyor ya Allah-u Teala, hani şeytan sizi Allah ile aldatmasın diye. Yani işte Allah ile aldatma bu şekilde. Yani şu şekilde mi? Allah beni seviyor. Ben Allah'ı çok seviyorum. Dinime inanıyorum. Peygamberime inanıyorum. Dinimin gerektirdiklerini de yapıyorum. Bunu yapsam Allah görmezden gelir mi diyor, haşa. Ya öyle nefsimiz bu şekilde mi kandırıyor? Ya öyle değil de, yani tövbe edeceğini düşünüyordur belki de. Ya belki de inanmıyordur, yani bilmiyorum. Ama şu da bir gerçek yalnız ustam, ben sana şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de, hatta dünyada merdiven altı bir din var. Yani bir Allah'ın indirdiği din var, bir de merdiven altı din var, uydurulmuş din var. Yani insanların yaşadığı din, yani şu andaki Müslümanların yaşadığı din gerçek din değil mi? Kur'an'daki din değil ustam. Yani kesinlikle Kur'an'daki din değil. Kur'an'daki din bambaşka. Yani Kur'an'da şans oyunları, kumar, içki, zina, hani bunlar haram. Baktığımız zaman Peygamber Efendimiz kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. Yılbaşı dediğimiz şey, yani Müslümanları öldürenlerin kutladığı ve bizim de onları takdir edip sokaklara dökülüp çılgınlar gibi. Evet, aynen öyle. Farklı bir şey mi düşünüyoruz? Hayır, farklı bir şey değil. Peki siz buradasınız, buradaki sıra da burada. Hayır, ben alışverişinden bahsetmiyorum. Hani hepimiz Müslümanız. Evet, evet. Bir yerde yılbaşı bileti sırası var, bir yerde cami var. Hani çok büyük bir çelişki değil mi aslında? Kesinlikle. Tabii çelişki. Peki nasıl düzeleceğiz? Kur'an. Yani emin olun, bak şunu ben bir kere söyleyeyim. İnsanlar hayatları boyunca Kur'an'ı okumadan ölüp gidiyorlar. Yani hatta bu oran var ya, çok fazla. Yani %95'ten bile fazla diyebilirim. Halbuki %99'u Müslüman olan bir ülke. Müslüman olan bir ülke. Yani ben bile 3 sene öncesinden tanıştım Kur'an-ı Kerim'le. Ve gerçekten gördüm ki insanların yaşadığı dinle Kur'an'ın anlattığı din çok farklı. Yani işimize her şeyi katmışlar. Yani Yahudilikten katmışlar, Budizm'den katmışlar, her şeyi katmışlar. Şimdi Kur'an'da ve Allah'ın demiş olduğu şey şu: rızk yemek, hani başkasının rızkını almak, aynı zamanda haram yemek, başkasının çocuğunun yetimin hakkını yemek haram. Evet, evet. Buradaki sıra, başkasının parasından sen kazanıyorsun. Aynen öyle. Başkasının çocuğunu. Aynen öyle. Ya hani onlar da olmasa da Allah haram diyor ya, yani bitti. Hani öyle bir şey olmasa bile Allah haram diyor. Bitti, evet. Ve hala da sıra devam. Evet, evet, evet. Ucu da göz. Evet, maalesef. Eyvallah, görüşmek üzere. Yılbaşı bileti almaya geldik. Ne yapacağız o parayla? Ne mi yapacağız? Ne yapılmaz ki gerçi bu yaştan sonra, değil mi? Ne yapacağız? Çıktı 70 milyon sizin cebinizde. Bilmiyorum, borçlarımızı veririz herhalde. Daha kalıyor borç, ne kadar var? Kalmaz, 100 milyar borç var. 100 bin lira. Evet. Daha kalıyor 70 milyon diyorum ben. Onu da yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin ama, nasıl yenir o? Dostlar, arkadaşlar. Parayı komple yemeye kalksan o bile bitmez yani. Biter. Nasıl, parayı nasıl yiyeceksin? Zaten çeyrek alacağım. Bana çeyrek. Çeyrek bilet de olur. Ona da kalıyor ekstra. Kalıyor mu? Kalıyor tabii. Bilmiyorum. Çocuklarım var onlara. Böyle 70 tane ev alırsın. Yok, ev almam. 70 tane araba alırsın. Onu da almam. Arabam da var, evim de var. O zaman ne yapacağız o parayı? Bilmiyorum vallahi. Bilmeden sıraya girdik. Evet. O da güzel. Güzel tabii. Peki. Zevk olsun. Zevk olsun. Evet. Peki sizce Milli Piyango yılbaşı bileti vesaire şans oyunları helal mi? Ya değil, tabii ki değil de işte. De. Oradaki de eki bir anlamıyor. İşte, de ama insanız, işte. Yavrum, insanız. İnsanız, kuluz. Değil mi?
günah işleriz. Değil mi? Evet. Ama sınavda... Ne yapalım, bu kadar insan işliyorsa ben de işliyorum o günahı. Ya onlar cehenneme gitse biz de mi gideceğiz? Biz de gideceğiz tabii. Toplum nereye biz oraya. Kolay mı bu kadar ya? Evet, bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Ay, yok ya. Gittik o zaman. İşin esprisi tabii ki. Şaka olur mu? Buradayız ama. Sıradayız şu an. Ne yapalım? Bir hayli de sıra var. Kaçtan beri buradasınız? Yok, yeni geldik. Yeni mi geldiniz? Sıra birden birikmiş. Biriksin. Bunun zevki de ayrı. Yılbaşı geliyor işte. Yeni yıl. Evet. Yılbaşı bileti. Yeni yılda ne yapıyoruz? Yeni yılda hiçbir şey. Evimizdeyiz. Hiç böyle tombala. Yok. Eğlenceye. Cips, mısır. Tabii onlar olur. Oturur. Yani özel bir şey olacak yani. Özel bir şey yok. Öyle. Ailece ev. Yeni yılı kutlamak doğru mu? Tabii. Niye? Ya sanki ömrümüze bir yıl daha katılmış gibi seviniyoruz. Yaşlanmamız lazım. Bir yıl daha eksiliyor artık. Doğru, üzülmemiz lazım ama olsun, yeni yıl güzelliklerle gelsin. Peki, yeni yıl kimin? Müslümanların mı? Kimin yeni yıl? Sonraya çekti Melek abla. Yok, şuradan bahsedeceğim. Hani çocuklar öldürülüyor, Müslümanlar öldürülüyor ve öldürenleri mi kutlayalım? Ya, tebrik mi edelim, takdir mi edelim? Vallahi siz... Ve sıraya girip biletlerini... Ne diyeyim ben? Nasıl? Güzel soruydu. O zaman ne yapacağız? Tamam, kutlamayız. Ama şu an neredeyiz? Şu an böyle Bismillahirrahmanirrahim gidiyoruz ya. Değil mi? Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız vallahi, alacağız. Şimdi bir tane baba cebindeki son parayı buraya verdi. Çocuğunun süt parasını. Sonra da geldi, bilet size çıktı. Çocuğun süt parasını yediniz. Yerim tabii, niye yemeyim? Bana ne? Maharam onun rızkını aldı. Niye onun rızkını? Çocuğunuzun rızkını. Niye onu? Yıllarca da herkes benim rızkımı aldı. Siz kulsunuz. Helal edip etmemek sizin elinizde. Ya bu böyle gelmiş böyle gidiyor işte yavrum yani. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Ve ilk defa bilet alacağım ben. Hazır bulaşmamışsınız. Bak, yemin ediyorum ilk defa bilet. Kumar oynuyor musunuz böyle gidip arkadaşlarla? Yok canım. Niye? Şöyle masanın etrafında otur. Yok çocuğum. Evet beyler, açalım. Bizim öyle bir geleneğimiz, göreneğimiz. Dinimize de yok. Zaten yok. Domuz eti yemiyoruz. Yiyor muyuz? İçemedik. Sen yiyor musun? Niye yiyeyim? Ben niye yiyeyim? Siz niye yemiyorsunuz? Müslümanım çünkü. Haram. Bana haram. Şimdi ben... Haram da ben de yemiyorum ama harama gidiyoruz şu an. Haram olsun, bir defalık yapacağım. Her neyse, geldim, başka yerden geldim ben. Nereden geldin? Kaynarca'dan buraya bilet almaya mı geldiniz? Evet. İlk defa diyorum ya, ilk defa. Bilmiyorum. İlk defa Kaynarca'dan bu kadar uzun yol. Kaynarca sevgili izleyenler, şu anda Eminönü'ndeyiz. İstanbul'da yaşamayanlar için söylüyorum. Kaynarca bir hayli uzak buraya. Neyle geldin? Neyle geldik biz? Yok ya. Kaç saat sürdü? Vapurla geldik. Yok, 20 dakika falan. Nasıl geldiniz 20 dakikaya? Kaynarca'dan nereden bindiniz? Kadıköy'den bindim. Şimdi Tavşantepe'den Kadıköy'e. Kadıköy'den buraya. Yani ortalama 1,5 saatlik yol. 1,5 saatte gidiş, 3 saat. Evet. Yani hayatınızın 3 saatini birincisi haram harcadık. Öyle oldu. Burada bir de 1 saat sıra bekliyoruz şimdi. Bir de buralarda şey yapacaksınız. Evet, gezeceğiz. 4 saat. Bir de üstüne parasını veriyorsunuz. Evet, aynen. Hayatınızdan 4 saat harcadınız, bir de üstüne para verdiniz haram işlemek için. Evet. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Zor, gerçekten zor. Git oğlum, başkalarını çek ya. Bakacağız, tamam, teşekkür ederim, görüşürüz. Hangi? Akit TV. Akit TV, tamam. Hadi görüşürüz. Soralım, merhabalar efendim. Merhaba efendim. Yılbaşı sırası burası, yılbaşı bileti. Nasıl, güzel mi ortam? Biz de yılbaşı sırasındayız. Öyle mi? Neredesiniz? Şu an galiba sonu gözükmüyor. Evet, sondayız. Nasıl, güzel mi bu ortam? Vallahi pek de güzel sayılmaz, hayal. Niye? Hayaldeyiz. Aldınız mı bileti? Alacağız şimdi. Niye hayaldesiniz? Ya hayal işte, ya çıkarsa, ya tutarsa. Memleket neresi? Tokat. Tokat'ın nesi meşhur? Tokat'ın kebabı meşhur. Sarma yok mu sarma? Sarması, sarma. Kebabı, evet. Yozgat'la Tokat zannediyorsam. Evet, evet. Sarma da iyi. Peki, aynı zamanda domuz eti yiyoruz. Yok. Niye? Eti yemiyoruz. Neden? Biz Müslüman ülkeyiz, biz domuz eti yemeyiz, haram bizde, bizce. Haram kılınmış? Tabii. Domuz eti haram mı? Yok canım, haram değerdir ya. Değil mi? Yok canım. Domuz eti haram değil diyor. Haram domuz eti abi. Yani domuz etini
Yabancı ülkede yiyirler bir tek. Türkiye'de haram olabilir ama. Türkiye'de bunun ülkesi var mı? Din bir tane var. Kur'an bir tane var. Kur'an bir tane var da haram da donuz eti. Yani cavullar yiyor donuz etini. Yani biz Müslümanlara haram. Onlara haram. Aslında bütün insanlara haram. Çünkü Kur'an evrenseldir. Yani. Doğru mu? Evet. Yani peki o zaman zina yapıyor muyuz? He? Zina yapıyor muyuz? Yok. Niye? O da haram. O da haram. O da haram. Peki o zaman Allah'a şirk zaten koşmuyor. Tabii Allah'a şirk koşulmaz. Aşağı. Olur mu? Siz aldınız mı bilet? Aldım. Kaç tane aldın? İki tane aldım. Tokat'tan geldim. Tokat'tan buraya bilet almak için? Evet. Kaç tane? İki tane almak için? İki tane aldım ya. Hem gezmeye geldim hem bilet almaya geldim. Öyle mi? Evet. Tokat'tan gelmiş abi. Evet. Peki abi o zaman şu anda Orta Doğu coğrafyasına soralım. Müslümanlar öldürülüyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ne düşüneyim? Müslümanları öldürmesine ben çok karşıyım yani. Peki yeni yılda ne yapıyoruz? Yeni yılda ne yapalım? Evimizde oturacağız. Ne yapalım? Böyle yemek ayrıyetten vesaire buna özel. Yok. Kutlamayacak mısın? Yok. 19-8 Jingle Bank sen saymayacak mısın? Valla ben yeni yılda Uygar Doğanay'ın yanındayım. O kim? Sanatçı. Evet. Bakırköy'de söylüyor. Evet. Kazinoda. Onun yanındayım. Eğlenecek. Sen ne düşünüyorsun? Orta Doğu'da Müslümanlar öldürülüyor. Suriye'de. Dur gitme. Suriye'de Müslümanlar öldürülüyor. Yani yazık ya. Yani insanın canı. Müslümanlar bir şey yapmıyor. Yapmalı mıyız? Yapmalıyız yani. Yazık yani Müslüman insanoğlu. Şimdi şöyle. Yeni yılda aslında ve yılbaşında öldürenler yılbaşını kutluyor. Doğru mu? Hayır canım. Yani kutlamaz benim tahminimce. Niye? Müslümanlar öldürenler yılbaşı kutlamıyor mu? Yani zaten onların kutlaması gereken bir gün. Yok. Niye miladi takvim? Ya bizim dinimizde yani kutluyor. Bizim dinimizde hicri takvim. Yani bizim yok şey, abim. Yani kutlamaz ama kutluyorlar. Tamam kutluyorlar. Evet doğru diyorsun. Sen üzülüyordun. Bilmiyorum ben vallahi yani kutlandığını sizden duyuyorum. Öldürenleri kutluyoruz şu anda. He öldürenleri kutluyoruz. Öldürenlerin. He onları kutluyoruz. Kimi kutluyorsun yani? Yani onları. Şu an Amerika'yı kutluyoruz. Müslüman öldürdü. Müslüman Amerika'yı kutluyun yani Müslümanı öldürüyorlar normal. Güzel bir şey mi? Yok canım güzel bir şey der de. Güzel bir şey değil. Yani. Peki çocuk var mı? Çocuk yok. Evli miyiz? Yok. Evleneceğiz. Evlenecek. Çocuk olacak. İnşallah Allah anneli babalı büyüsün. Peki çocuğunuza bir bomba atsalar, çocuğunuz ölse, başka bir Müslüman da bunu kutlasa nasıl hissedersiniz? Vallahi kötü hissederim yani. Nasıl? Bir baba olarak. Yani. Şu an baba değilsiniz. Bir de o duyguyu tatsanız. Evet. Yani. Evet. Peki yılbaşı kutlamak doğru mu o zaman? Yılbaşı kutlamak doğru der o zaman. Ya baktığımız zaman biz neden öldürülüyoruz? Neden Müslümanlara zulüm var? Çünkü biz hem kenetlenemiyoruz hem de bir de onlar öyle bir psikoloji altına sokmuş ki Müslümanları. Gidiyoruz her onların özel gününde onların bayramını, onların dinini kutluyoruz. Doğru mu? Doğru. Hiçbir Hristiyan'ı kurban keserken gördünüz mü? Yok. Neden? Ya Hristiyan adam, cavur adam nasıl? Niye? Ya Müslüman adam gidiyor yeni yılda gazinolarda kutluyor. Ya Müslüman kutluyor yani eğleniyor senede bir. Onlar niye eğlenmiyor? Kurban keseceğiz, bunu işte et yapacağız falan. Onlar Ramazan bayramında neden çocuklara şeker dağıtıyor? Ya onlar Hristiyan olduğu için. Ama biz Müslümanız, onları kutluyoruz. Ya onları kutlarsın sen, niye kutlamayacaksın ki adam Hristiyan? Onlar niye bizi kutlamıyor? Burası Türkiye. Gitmeyim Suriye yahut da. Tamam. Gidelim. Yabancı ülkeye gitmeyim. Orada bir gün yaşayamazsın. Öldürürler. Niye? Ya öldürürler seni. Müslümansın çünkü. Müslümanım yani. Evet. Öldürürler bir günde. Kim öldürüyor? Hristiyanlar mı? Gitme. Hristiyanlar der ya. Nasıl diyeyim sana? Suriye mesela. Ya, kim öldürüyor? Suriyelileri kim öldürüyor? Yani bizi öldürürler yani. Biz bir gün karama. Suriyelileri kim öldürüyor? Suriyeli çocukları kim öldürüyor? Suriyelileri. Amerika mı? Fransa mı? Kim? Fransa, Amerika. İngiltere. Bütün o Hristiyan, Yahudi kim varsa İsrail. İlla ki. Doğru mu? Evet. Peki şimdi biz onların bayramını kutluyoruz. Evet. Onlar bizi kutlamıyor. Onlar bizi kutlamıyor. Neden? Zeki onlar mı biz miyiz şimdi? Zeki bizik yani onlar değerli normalde. Biz miyiz? Bizik tabii. Nasıl biziz? Biz gidiyoruz onları kutluyoruz, takdir ediyoruz. Vallahi bilmiyorum abim yani. Ya şimdi gazinoya gidecek miyiz yani? Evet. Gideceğiz onları kutlayacağız doğru mu? Onları kutlamayacağım ben eğleneceğim. Ama onların geleneği ama. Aa onlarla ne alakası var? Hangi takvimi kullanıyorsun? Hangi takvimi kullanıyorum? Miladi takvim doğru mu? Evet. Müslümanların takvimi hangi takvim? Onu bilmiyorum. Hicri takvim. Peygamber Efendimizin hicret ettiği dönem. Evet. Doğru mu? Peki biz hicri takvimi mi kutlamamız lazım, miladi takvimi mi? Orada o kadarın detayını bilmiyorum. Müslümansın. Müslüman takvimini kullanmak gerekmiyor mu? Evet, onu kullanmak. Mesela bizim mübarek günümüz cuma. Evet. Ama biz pazar günü tatil yapıyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Güzel bir şey mi? Ya güzel bir şey mi derken pazar günleri istirahat ediyor lan. Güzel mi bir şey? Hafta içi zaten çalışıyor. Ama Müslümanların mübarek günü cuma mı?
Cuma. Cuma tatil olması gerekmiyor mu? Cuma niye tatil olması gerekiyor? Mübarek gün. Mübarek gün ama. Pazarda öbürlerinin mübarek günü. Ya çalışıyorsun ya. Tamam işte cuma günü çalışmayacaksın. Cuma günü tatil yapacaksın. O firmaya söyleyeceksin onu. Ama genel bir o zaman senden başlayacak. Niye benden başlayacak? Gazinoya gideceksin yılbaşında. Ay yılbaşında gideceksin eğlenmeye canım. Tamam işte onların geleneklerini eğer biz üstümüze sindirirsek ve onları kabullenirsek onlar da gelir Irak'taki gibi oradaki kadınlara tecavüz eder ve yarın öbür gün bu Allah korusun ülkemizin başına gelir. Orası doğru. Doğru. O zaman gidip de gazinoya o gün alkol parasını, o gün onların içki parasını vermezsek onlara kazan... Onu ben vermiyorum. Onu yanımdaki arkadaşlar veriyor. Ben... Ama gazinoya özel bir gün. Özel bir gün ama gazinoya eğlenmeye gidiyorsun canım. Niye eğleniyoruz? Müslümanlar bu kadar öldürülüyor. Nasıl eğlenebiliyoruz? Ya ben... Ben hiç görmedim yani. Ben arkadaşlarımla gidiyorum, çay içiyorum falan ama çılgınlar gibi eğlendiğimi hiçbir zaman hatırlamıyorum. Niye? Müslümanım çünkü. Müslüman öldürülüyor. Müslüman öldürülüyor ama yani yılbaşında herkes ne yapacak? Evinde mi oturacak? Yılbaşı ne için özel bir gün? Yılbaşı sene sonu işte. Yani. Ne yapılıyor özel günde? Ay yaşlık mı? Nasıl bir şey? Hindi kesilir yani. Hindi? Eğlenirsin. Hindi kestiniz mi? Hindi bir defa kestim. Hindi kestiniz. Onlar kurban kesmiyor diyorum. Diyorsunuz ki bilmiyorum. Onlar kurban kesmiyor. Adam kesmeyebilir. Adam Hristiyan. Niye kessin? Ama sen Müslümansın. Niye hindi kesiyorsun? Ben Müslümanım işte. Yani Müslüman olduğum için keseyim de. Ama hindi onların özel gününde kesiliyor. Sen niye kesiyorsun? Ya onu bilmiyorum. Ya, bilmiyorum. Acaba bizim içerimize bunu sokan nefsimiz mi? Şeytan mı? O öldüren şeytanlar. Yani şeytan ya. Les. Yani şimdi nasıl diyeyim? İnsanoğlu birden her şeye... Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki... Evet. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Evet. O zaman sen Hristiyanların yaptığını yapıyorsun. Hristiyanların... Hristiyan olur mu? Ama yok. Herkesi boş ver. Herkes cehenneme gidecek o zaman. Sen girme. Niye? Yani sen yapma. Herkes yani 81 milyon varsa herkes eğlenmeye gideyim mesela. Yılbaşında. Evet. Gitmeyenler de var. Gitmeyenler yaştırar yani. Nasıl ben gitmeyeceğim? Niye? Niye gideyim? Yılbaşı. Anlattım. Niye gideyim? Tipime baktığın zaman böyle bir kıvırcık, genç, tam arkadaşlarıyla eğlenecek. Ondan sonra böyle arkadaşlarıyla bugün kopmaya gidiyoruz yılbaşı diyecek bir tip değil mi? Gencim. Ya. Yeah. Evet müzik aleti de çalıyorum, kemençe de çalıyorum, evet. Müzisyenim. Aynı ben de çalıyorum. Tiyatroda oynadım ama ben kutlamayacağım. Yılbaşını. Evet. Ne için ama? Müslümanlar öldürülüyor, ben neyi kutlayacağım? Ya Müslümanlar öldürülüyor ama yani her gün yas tutacak halin yok. Aslında her gün yas tutmamız lazım, anca böyle düzelir. Niye? Niye eğlenelim? Bir bu kadar Müslüman öldürülüyor. Niye eğlenelim? Yarın öbür gün senin çocuğun, annen, baban, sen olmayacağın ne malum? Orası da doğru canım. Yani. Şimdi bir savaş çıksa silah tutarsın değil mi? Şu anda da giderim. Gider misin? Yok, evet canım. Öleceğini bilsen? Yine giderim. Neden? Müslümanım çünkü. Müslüman neden savaşa gider? Neden cihat eder? Ya Müslüman neden savaşa gider? Müslüman yani... Ben gitmedim yine, öbürü gitmedim yine, kim gidecek? Senin namusunu, yani, vatanını, bayrağını, dinini, yani, ezanını yani, susturacaklar. Yani silahın üstüne... Gazinoda ezan çalıyor mu? Orada çalmıyor. Ezan okunuyor, özür dilerim. Orada okunuyor. Neden gazinoda ezan okunmuyor? Orada okunmuyor, orada sanatçı şarkı çalıyor. Orada ezan unutuluyor çünkü. Evet. Din orada yok, çıkar dini dışarıya. Evet. İçeride eğlenelim. Ya. Doğru mu? Ya. Güzel bir şey mi? İyi bir şey değer canım, normalde de yani bir günde eğlenelim. Zina yapmıyorsunuz? Yok. Kumar? Kumar yok. İçki? İçki biraz sıra. Ara sıra. Nerede özel günler? Özel günler. Hangi özel günler? Doğum günü. Doğum günü. Özel günler. Evet. Yılbaşı. Evet. Hepsi kimin? Hepsi bizim mi? Bizim yani. Bizim mi? Özel günler bizim mi? Bizim değer canım. Değil. Kimin icadı? Kimin icadı? O kaderini araştırmadım ama. Müslümanların icadı değil, öbürlerinin icadı. Evet. Doğru mu? Yani. Yani yine bizi alkole sevk eden onlar. Onlar mı derken alkolü sen kendin içiyorsun ama. Tamam. Yani o zaten bizim hatamız. Her koyun kendi bacağından asıl. Yani alkolü sen. Ne oldu? Herkes yapıyordu burada. Ben de yaparım diyordunuz. Ya alkolü kendin içiyorsun. Toplam şimdi sana ben şuradan kalk şuraya getirsem gideceğim becim. Sevgili izleyenler, yılbaşı bileti. Sorularımız bu şekildeydi. Cevaplar bu şekildeydi. Düşünceleri size bırakıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz Söz Milleti'nde sorum etiketine de bu konuda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben de merak ediyorum sizin düşüncelerinizi. Söz Milleti programının sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.